Selamlar sevgili dostlar ben PlayDDM Kırcan. Sizlerle biraz muhabbet edeceğiz. Biraz da Steam alışveriş yapacağız ama diğer Steam alışveriş videoları gibi olmayacak. Ben burada kendim için aldığım alışveriş yapacağım. Ve hangi kafayla bunları satın aldığımı size biraz bahsedeceğim. Şimdi bu benim size bir oyun şunları şunları alın videosu değil. Bu benim aldığım oyunlar ve neden bu oyunları aldığımı size anlatmak istiyorum. Onun için hani böyle bu tarz bir video olacak. Şimdi arkadaşlar bir su Dükkana girdiniz, markete girdiniz, çok susadınız, yolda gidiyorsunuz, susadınız. Ya bir yudum su için deseniz, bir markete girseniz bir suyun fiyatı pet şişe suyun fiyatı 7 lira. Tamam mı? Daha ucuza bulamıyor, 7 liraya satıyor. Bakkalda da, markette de 7 liraya pet şişe su satılıyor. Bir ekmek alayım desen, hani boş boş ekmek yenmez. Hani eve giderken iki tane ekmek alayım desen, tanesi 7 lira, 8 lira. Yani şehirden şehire değişiyor. 10 lira olan yer de vardır belki. Ee, i̇ki tane ekmek alsan 14 liraya alıyorsun. Ekmek, kuru ekmek. Yani yanında peynir, şu su, bu su yok. Yani 5 lira 10 lira gibi rakamlar 5 liraya bir markete gittiğinde sana bir tane çikolata vermiyorlar gofret vermiyorlar. En az bir 10 lira harcaman lazım yani cebinde en küçük kağıt para artık 5 lira bulamıyorsun 10 lira en, küçük kağıt para veriyorsun bir tane gofret alıp çıkıyorsun tamam mı? Şimdi benim kafa böyle çalışıyor yani en ucuz, en ucuz şey markete girdiğinde 7 lira su bir gofret aldığında 8 lira 10 lira bir ekmek 7 lira iki tane ekmek alsın eve gitsen 14 lira Peki dolar kuru ne kardeşim? 25 lira, 25 falan herhalde şu an o 25-30 lira arası değişiyor tamam mı şu an için. Ben bu videoyu kaç, kaçına çekmişim? İkisi, 2-11-2023'te e, çekiyorum. Dolar kuru da 25-30 lira değişiyor. Şimdi e, ayın 20'sinde, Kasım'da, hani bunu bir daha söylemeye gerek yok. Arkadaşlar biliyor musunuz? Steam'de dolara geçiyor falan demeye gerek yok. Zaten biliyorsunuz her yerde bangır bangır söylüyorlar. Şimdi dolar kuruna geçtiğimizde 1 dolara bile satsalar herhangi bir oyunu. 1 dolar satsalar 25-30 lira edecek. Tamam mı? Ben de bu kafada şöyle düşünüyorum. Lan bir tane oyun alsam mesela bunu 1 dolara çıkarsalar fiyatını. En küçük yani bir 30 sent oyun satacak halleri yok. 1 dolardan satarlar diye düşünüyorum. O kafayla alışveriş yaptım. Şimdi Fear Collection aldım. Diyeceksin ki abi eski oyun. Bence de eski bir oyun. Falan ama 11 lira. 11 lira nedir? Ne alabilirsin 11 lira? 11.85. 12 lira de. 12 liraya adam gibi bir su bile alamaz. Yani bir su alırsın. Yanına bir tane gofret bir alamazsın. Tamam mı? Öyle düşününce. Benim kafam şöyle işliyor şu an. Şu an size göstereceğim şeylerde. Hani alırken bu kafayla düşünün. Ulan oynamasam bile cebimden 11 lira gitti. Yolda giderken iki şişe su aldım. Kafasıyla bakıyorum şu an alacağım oyunlara. Fiyatları öyle değerlendiriyorum. 11 lira da 12 lira da param abi. Yani bu 5 tane oyunu var. 3 tane neyse işte yan paketleriyle 5 diyelim Diyelse 3 oyun var. 3 oyun. Iki, her biri 1 bir saat oynasam 3 saat. Yani bir sinema gitsen 150 lira falan değil mi? İyi yani dedim bunu keseye attım. Bu birincisi. Fear'ın paketini aldım. 11 lira 3 tane oyun aldım. Böl 3'e 12 lira dese 3'e bölersen 4 lira ediyor. Bir oyuna 4 lira vermiş oluyorum. Çok mu bir şey? Çok ucuz. Bunu geç. Bunu geçtim. Sonra Tom Clay'nin bu oyunu aldım. Bu 44 liraymış. Eski bir oyun yine. Ee, şeyin Ubisoft'un daha özverili zamanlarında yapılmış bir oyun. Çok fazla konuşuldu. Çok fazla yıllarca söylenilmiş bir oyun. Ee, alternatif oyunda pek yok. Dolar kuruna vurduğumuzda 1.5 dolar falan diyor şu an. 2 dolar hadi. 25 lira desen 2 dolara falan denk geliyor. Büyük ihtimal bu oyunu yarın bir gün hani kütüphanemde dursun. Yarın bir gün böyle bir ajanlık falan filan oyunu kafaya takarsam hani böyle bir şey oynayayım. Düşüncesine girersem oynarım. Beğenmesem de beğenmem. Çok önemli bir şey değil. Kaç para zaten? 40 lira bir şey. Şimdi şu oyunu aldım ben abi. Fakat ben bu oyunu... Ben bu oyunu... Tamam. Aa. Tamam görüntülesin. <laughs> abi ben bu oyunu 50 liraya aldım. Bir ara indirme girdi. Ne yazık ki indirimden düşmüş. Hani 50 lirada Division tarzı bir oyun için... Yani bu tarz bir görselliği olan uzun oynanış süreleri vadeden bir oyun için bence ideal bir fiyattı. 50 liraya aldım ama hani buraya koydum ama 350 lira olmuş. Şu an alınması mümkün değil ama 20 Kasım'a kadar Ubisoft bir indirime girer de bu 50 liraya çakarlarsa ben aldım abi. Siz de bilmem. Cebe attım. Şimdi bu oyunu da aldım. Bir dakika. Şimdi bu oyunu da niye aldım onu da söyleyeyim. Abi ne yapıyorsunuz? Açın ya. Neyse. Black Forest Blood Neyse oyun ismi. Tercümem yanlış, tercümem yanlış olabilir. 50 lira. Abi 50 lira ya bu oyunu aldım, attım. Oynamayacağım da. Bir arkadaşım olur. Ya işte şey var. Left 4 Dead'in yeni versiyonu var. Görselleri falan değil. Gel birlikte oyuna girelim dese. Girebileceğim bir oyun. Tek başıma da girebilirim. E, girebilirim. Yani oynanacak oyunlardan biri. Fiyatı da çok uygun. 50 lira. Yani 2 dolar civarı. Büyük ihtimal bu oyun dolara çevrildiğinde 5 dolara falan bile satılsa ki daha fazla satılacaktır. 5 çarpı 25 İşte siz oradan hesaplayın. Yani uygun kar fiyatı alayım dedim attım. 1 dolar 2 dolara büyük ihtimal satmayacaklar bu oyunu diye düşündüm. E, oynamak da isterim. Arada sırada böyle zombili mombili arkadaşlarınızla girdiniz multiplayer çevirdiğiniz bir oyun olsun mu derseniz. kütüphane kütüphanede bulunsun yarın bir gün birileriyle oynamak istersem girer oynarım. Ya da tek başıma da girer videoları falan çekerim 3-5 şey yaparım oyun atarım. Canım sıkıldığında da belki çok fazla yer kaplamıyorsa şey yaparım. E, atarım şeye. Hani hafızaya bilgisayarın şey, bir köşesine. Canım sıkıldığında arada girer bir hikaye atar çıkarım kafasıyla aldığım bir oyun. Şimdi bu Strange Bridge 5 liraya satılıyordu. O şekilde aldım. 5 liraya dediğim gibi su mu satılıyor kardeşim? 7 lira su. Girerim beğenmezsem kötü çıkarsa da boş ver ya 5 lirayı da çöp atmışım gibi düşünüyorum. Hani ne olacak 5 lira bir gofret parası. Farz, farz et ki bir gofret dedin öyle düşünüyorum. Şimdi bu oyun 10 liraymış. Zirahar. Hour. Bu oyun erken erişimde yakında şeye çıkacakmış. Tam sürme çıkacak. Tam sürme çıktığında bir anda zaten Türk lirasına kalsaydı bile zam yiyecekti. Bir daha abi bunun dolara çevirdiğini düşün. Bir de oradan zam yiyecek. Yani küt 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 bir bakacaksınız oyun belki işte 20 dolar 30 dolar ya da daha yüksek bir rakama satılıyor olabilir. 10 lira nedir? 1 dolar bile etmiyor. 0.50 cent falan ediyor. 10 dolar ne yapıyor? Bir şişe su ediyor. Yanına da bir şey alamıyorsun yine. Abi ben bu oyunu aldım. Sonra geri iade ettim. İade etme sebebim de şu. Bu oyunu ben almışım zaten. Epic'ten mi almışım? Prime şeyden mi almışım? Neydi oyunun şeyin ismi? Prime Amazon Prime. Oradan mı hediye gelmiş neydi? Yani bir ara alım almışım ben. Kütüphanenize bakın. Benim yaptığım hata yapmayın. 61 liraya geri yükselmiş. Bir ara 20 liraydı. indirimdeydi. 20 lira 30 lira böyle bir şeydi. O sıra attım. Sonra baktım. Epic'te falan kütüphaneme baktım. Abi burada varmış dedim. İptal ettim sildim yani. GOG'da da olabilir bilmiyorum bir tanesinde duruyordu. Ee, sildim yani. Şey geri iade ettim. Ama yeniden 20 lira efendim düşerse atın abi kese. Bright Memory tek kişinin yaptı o tek kişi yaptı tek kişi yaptı diye ortaya çıkmış bir oyun. 15 lira. Dolar 25 lira olduğuna göre 1 doların altında bu oyunun şu an fiyatı. Ee, bir 5-6 saat size eğlendirse yeter yani dediğim gibi 15 liraya ne alabiliyorsun? Bir çikolata, bir çikolata bir gofret alabiliyorsun. Bir çikolata bir gofret abi bu videonun şeyi. Ana teması. Zombi harbi 6 dolar 6 liradan 6 dolar liradan satılıyormuş. Yani 0.25 25 sent mi? 0 40 sent mi? Öyle bir şey. 1, 1 dolar bile değil. 6,5 liraya su alamıyorsun. İşte yani alsan bir saat oynasan bir saatin sonunda ulan çok sıkıcıymış desen ne kaybedersin hiçbir şey. At cebe gitsin. Şimdi Alien Predator yine bir su ya da bir gofretten daha ucuza 5 liraya satılmıyor. 5 liraya hiçbir şey satılmıyor abi. Ee, eski bir oyun. ama Girerim bir yarım saat bir saat eğlendirirse beni. Yani şu aldığım oyunlar arasında mesela 5 tane 25 liradan oyun aldım 25 lira. Bir tanesi güzel çıksa bile benim için kardır diye düşünüyorum. Ne olacak abi 25 lirayı neye vermiyorsun? Bir otobüse binsen bir metroya binsen o parayı veriyorsun zaten bir yere gidip gelsen. 5 lira ne ki para mı? E görselleri de fena durmuyor, güzel duruyor. Alien dünyasını seviyorsanız ki ben severim. Predator pek aram yoktur da Alien dünyası hoşuma gider. Onunla ilgili bir oyunu 5 liraya kütüphaneye yatmaktan zarar gelmez. Skyhill diye bir oyunumuz var efendim. İşte bir binanın içinde son kalan insansınız. Çeşitli tuhaf yaratıklar var. Onlarla mücadele edip işte loot yapıp hayatta kalmaya çalışıp şeyden binadan çıkmaya çalışıyorsunuz. Anladım o oyunun. Şeydi görsellerine aferin. Üçüncü Dünya Savaşı. Sonra erdi mutantlar. Dünya istila etti. Siz de evin iç, bir binanın içine kaldınız. Binanın içine kaçmaya çalışan bir adamsınız. İşte zombilerle kapışıyorsunuz. Etraftaki malzemelerden loot yapıp bu şekilde kurtulmaya çalışıyorsunuz. 10 lira. Denenir mi? Bir saat keyifli zaman geçirse kardır. Dediğim gibi bir su parası. Şimdi Subterrain diye... Yani o düzgün okuyamamış olabilirim. Bir oyun. Tamam mı? Üstten kuş bakışı görüntüsü var. Ee, bir şey plan çerçevesinde, plan içerisinde ilerleyip etrafında zombiler, ıvırlar, zıvırlar var. Oldukça hoş görsel bir tasarım var. Etrafta geziyorsunuz, pataküte pataküte zombi öldürüp loot yapıp çatışıyorsunuz. Size bu 2-3 saat zaman geçirir, geçir, geçirtirir geçir, mi? Eğlendirir mi sizi? Eğlendirir. Sevmesen bile 1 saat, 2 saat zaman geçirsen bile kardır. Bir su parası. 7 lira. Ee, bu oyunu şu sebepten aldım. Gir abi. Tamam hata oluştu. Geri gel. Hadi be abi sayfa görüntüye. Şimdi bu çok vahşi bir oyun. Yaşınız küçükse oynamanızı tavsiye etmem ama şöyle bir şey var. Görseller de oldukça eski. GTA yapımcıları tarafından yapılmış bir oyun. Ben bunu yıllar önce ta GTA 3, GTA 4 zamanlarında ilk çıktığı zamanlarda internet kafede fan görüp işte CD'sini onlardan alıp 1,5-2 liraya yaptırıp alıp eve gelip oynadığım bir oyundu. Böyle bir nostalji bir de bir teşekkür amaçlı güzel bir oyundur çünkü. Biraz kas, kasıntı bir oyundur ama keyifli bir oyundur. 6 lira. Yani 7 lira desem bir su parası. Bir su parasını aldım. Hem bir teşekkür mahiyetinde hem de kütüphanemde olsun. Belki tekrar nostalji duygularıyla açar. Tekrar bir daha oynamaya çalışırım diye düşündüm bir oyun. Attım kese 7 lira. Geç. Last from Beyond diye bir oyunmuş efendim. Ben bu oyunu almadım lan. Aldım mı ben? Ha, aldım tamam. Şu şu herifi görünce aldım fark ettim. <laughs> Şimdi bu oyunun görselleri çok güzel. Gördüğünüz gibi ürkütücü bir atmosferi var. Ee, bu tip korku oyunlarının genel teması bu şekilde oluyor zaten. Bu onların biraz daha gelişmiş versiyonu. 20 liraymış. Belki 20 lira size fazla gelir ama ben de benlik okey. Ben tamam dedim. Ee, tuhaf bir görseli var. Ee, korkutacak belli ki. Ee, iyi, iyi, i̇yi güzeldir dedim attım kese. Network Speed Payback. Abi bunda niye yaş sınırı koydunuz ki? Neyse dur bakalım. Şöyle yaş sınırı ekleyelim. Tamam. Geri gel. Ya şu kalitede, şu görselde bir Need for Speed oyunu. Ve sanki işte 150 lira, 200 lira işte şeyde EA, Games'te 30 dolar satıyor falan dersen alır mısın almam. Ama 20 lira. 1 dolar bile etmiyor. E, o, artık o kadar da değil. Alınır yani. Hani böyle büyük bir heyecanla 400-500 lira verip alabileceğim bir oyun değil. Ama 20 liradan satılıyorsa da alınır kesi atılır. Girersin bir 7-8 yarış atarsın. 3-5 saat keyifli zaman geçirsin. Sıkıldığında silersin. Bir daha da girmezsin. Yani keyifli zaman geçireceğin kısa bir çikolata bir gofret şey bir gofret bir su parasını alabileceğin bir oyun. Yine aynı şekilde bu hiti ben almadım. Çünkü bu benim şeyde vardı. Prime video işte Amazon Prime vermişti bunu hediye olarak. Onun için satın almadım ama 50 liraya oynadım. Görselleri güzel bir oyun. 50 liraya alınır. Hani almak için en pahalı oyunlardan biri şu an size göstereceklerinden. Alınır mı? Alınır. Güzel görüntüsü olan iyi bir oyundur. Most Wanted eski oyunun bir çeşit remake'i yapmışlar. Birebir o değil tabi. Bu da 25 lira. İki tane Need for Speed oyunu alsanız 50 liraya almış oluyorsunuz. Güzel bir rakam. Şimdi Dead Space 3'ün şey 2'nin 3 ya da 2. Biri bedava verildi. Yine Amazon Prime ya da Epic'te mi? Amazon Prime'de bir tanesi bedava verildi. Baktım EA Games kütüphanesi, Origin kütüphanesinde bir tanesi var. Birini aldım, birini almadım. Hangisini aldım şu an emin olamadım. 2 mi, üç mü? Biri 25 lira, diğeri de ikisi de 25 lira. İkisini alsanız 50 lira. Ya Death Space, yani çok konuşmaya gerek yok. Klasik oyunlardan biri, çok sevilen oyunlardan biri. Üçü pek sevilmediği söyleniyor. Bir anda adamın çok daha hızlı, çok iyi, fazla aksiyona girdiği. Bu nedenle atmosferi bozduğu söyleniyor ama ikinin bir klasik olduğu ve oynanın, tam oynanacak oyun olduğu söyleniyor. Biri remake yok, şey yoktu, eski versiyonu yoktu. Olsaydı onu da almak isterdim. Hani bir seri halinde olsun. Birinci oyunu 500 liraya satıyorlardı. O da bana çok yüksek geldi. EA Games'in abonelikten şey yapabiliyor musunuz? Oynayabiliyor musunuz? Oradan oyna diye düşünüyorum. İki, üçü ise kütüphaneye attım. Daha doğrusu birini attım, Biri vardı zaten. Şimdi. No One Lives Under the Lighthouse diye bir oyun. Şimdi. Bu oyunun olayı şu. Bir film vardı bu filmde işte iki kişi biri bu Alaca Karanlık filminde oynayan çocuk diğeri de yine ünlü bir aktör şu an ismi aklıma gelmiyor bunların güzel siyah beyaz ürkütücü bir filmi vardı filmin sonunda işte inanılmaz spoiler vermeyeyim inanılmaz şeyler oluyor çok güzel bir film o da Lighthouse'du sanırım öyle bir şeydi ismi o filmi izlediğimde bayağı etkilemişti bu da onun oyun versiyonu gibi bir şey gibi geldi bana. Hani bunların hiçbirini oynamadığım için size oturup oyunu anlatamam. Ama ürkütücü bir atmosferde bize bu oyun oynatacak gibi gözüküyor. Bir su parası, bir su parası bile değil. Oynanır mı denenir. Abicim. Ama art 18 oyun almışım ya ben. Daymeyer 1998 isimli oyun. Şimdi bu oyunun görsellerine bakın. Ee, şey Resident Evil'ın eski ruhan devamı falan şeklinde söyleniyor, konuşuluyor. Oyunun görsellerine görüyorsunuz oldukça kaliteli, güzel yapılmış. Elinizde silahla zombileri pataküte öldürdüğünüz, bir şeyleri çözmeye çalıştığınız bir oyun. Ve bir su parasına. Değer mi? Değer. Attım kütüphaneye. The Shore diye bir oyun. Şu görseli gördüm. Gerisine bakmadım bile. Şunlara şöyle bir ha, tamam dedim. Attım keseye. 5 lira, 6 lira. Ya abi şu görseli şeyini indirmeye, e, asetlerini indirmeye kalksan bu parayı bu parayı alamazsın yani. Ürkütücü bir görseli var. Gerçekçi bir sunumu var. Ve bunu 6 lira yapıyor. Attım keseye. Dum. Öf. Bunda da mı şey var ya? Hadi be kardeşim ya. Geri gelelim. Sevgili Dum. Ben bu Dum'un üçü yıllar önce ilk çıktığı zaman yine oynamıştım. Yine bir e, Efsaneleri, babaları saygı kuşağı olarak satın aldım. 35 liraymış. Hani bu seride pahalı oyunlardan biri. Ama alınır abi. Bunu kese atayım dursun dedim. Diğer Doom'u da hediye olarak aldık. Epic'ten Epic vermişti sanırım. Böyle bir seri halinde hem oynarım hem yad ederim. Hem de keyiflidir. Böyle karanlıkta ışıklarla bir anda tuhaf yaratıklar çıkıyor, çatışıyorsun. Bu oydu galiba. Bu, bu muydu? diğeri miydi? Onlardan birini oynamıştım. Ee, seri halinde oynarım diye düşündüm. 30, 35 lirada 1 doların biraz üzeri 1 dolara doom aldım. Allah bereket versin. Bu da diğer doom. Bu galiba bende olan buydu. Bir dakika. Ya da diğeri. bilmiyorum İkisinden biriydi. İkisini de koydum listeye çünkü şey olmasını istedim. Hani birini aldım. Diğerinde bende var ama almak bunu aldım galiba. Evet bunu aldım. Diğeri vardı. Diğeri hediye geldi. Ee, bu vardı. Valla bunun görselleri falan da çok güzel duruyor. Bir de ikincisi var bunun 100 küsür lira satı. Onu almadım. 100 küsür lira fazla geldi bir Doom oyun için ama şu görsellerde bir oyun için 44 lira vermek bir 7-8 saat sürer. 2 dolar kadar bir rakama geliyor. Attım keseye. Bu oyun büyük ihtimal çok sonralar oynayacağım. Kütüphanemin dibinde böyle tozlu bir şekilde, küflenmiş bir şekilde kârda kalacak oyunlardan biri. Fakat 7 lira bir su parasına bir oyun almak hoşuma gitti. Bunu da attım kesi abi. Görselleri de fena değil. 2D platform oyun. 2D platform oyunları aram pek yoktur ama. Oyuncağım birkaç tane var. Orayı falan oynayacağım. Bunu da attım keseye. Sonuçta 7 lira abi yani 7 lira. Bir su parası. Bir su parası diye diye bayağı oyun almışım. Şu an onu fark ediyorum. Yine 10 lira. Bir su parası yanına gofret alamıyorsunuz. hızlı aksiyon dolu bir oyun. sağ zıplıyorsun sola zıplıyorsun çatışıyorsun. Oynanır yani. Hani bu şu bana bir iki saat zaman geçirse 10 lira değer mi değer. Bugün günümüzde Dediğim gibi 10 lira ne ki? Şimdi ben bu oyunu daha önce görmüştüm. Heves etmiştim. Aa ne güzel oyun ya. Bu oyunu gizemli böyle e, izometrik kamera açısıyla işte şey The Things gibi. Hani The Thing film vardı ya işte e, 3-5 tane bilim adamı kutuplarda kalıyor. İşte bir şeyler çözmeye çalışıyor vesaire. O kafada bir oyun gibi gelmişti bana. F fakat sonra unuttum ben bu oyunu. İndirim döneminde oyunlara bakarken denk geldi ve 9 lira. Abi The Thing tarzı şeyleri seviyorsanız böyle biraz paranormal. işte karda kışta 3-5 kişi tek başına kalmış hayatta kalmaya çalışıyor. Ee, The Long Dark mi? neydi o oyun vardı. Onu o kafada bir insansanız 10 lira ne ki 9 lira abi at keseye bir su parası diyerek. Ve su parası diye diye size baya bir dizdim. Bu Sunnysi bir tane şöyle küçük bir geminiz var. Kuş bakışı gördüm yine. Geminizde oldukça ürkütücü atmosfer olan devasal yaratıkların falan şöyle tuhaf devasal yaratıkların olduğu yerlerde yolunuzu bulmaya çalışıyorsunuz. Anladım o oyunla ilgili. Tabii ki 9 lira 86 kuruş yani 10 lira desen 10 lira bir oyun gördüğümde bir de böyle ilginç ve güzel sanatsal bir sunumu var. At kese dedim abi 10 lira ne para mı dedim attım keseye ee, bu oyunda yine 11 liraya satılan bir oyun. Ee, FPS bir oyun işte birinci kamera açısıyla oynanan bir oyun. Yani eski bir oyun ama ne olacak lan 11 lira param dedim yine her zamanki gibi. Attım çatır çutur 3-5 saat adam vurdum. Biraz da eğlenceli, keyifli zaman geçirdim. Kartun yani bu çizgi film tarzı görselleri sahip bir oyun. At abi kese. Şimdi bu oyun aldığım oyunlar arasında en pahalısı bu. 44 lira. Bu daha indirime girmez diye düşündüm. Zaten yeni çıkmış bir oyun. 66 liraydı. 44, %10 mu %20 mi girmiş. Daha erken erişimde. Bu büyük biraz daha pahalanacak. İşte bir şey kuruyorsunuz. Etrafta zombiler var. Dalga dalga geliyorlar. Siz de zombilere karşı savunma hatları kurup bölgenizi korumaya çalışıyorsunuz. Bunun benzeri oyunlar var. Bir iki tane daha var. Ne var işte? Burada var mı benzer oyunlar? Bak şu var. Bu da benim sistemde. There Are billion var. Bu ikisi 80-70 limitlerinde. Ama bu arkadaşı ben 44 neredeyse yarı fiyatını aldım. Görselleri de iyiydi. Denenir, oynanır. Bak böyle akın akın zombiler geliyor. Şehrinize surlar çekip savunmaya çalışıyorsunuz. Zaman öldürecek, güzel, görsel falan güzel olan bir oyun. Fiyatı da bu tip oyunlar arasında şu an en uygun ve alabileceğimiz zaman sınırımızda var, alabileceğimiz en iyi oyun. Abi bu 30 liraymış. Aa 30 liraya çıkmış. Ben bunu 10 liraya mı aldım? Kaç liraya almışım bir dakika. 12 liraya almışım. Bunun fiyatı gitmiş abi. Geçmiş olsun. 12 liraya aldım ben bu oyunu. Dediğim gibi 12 lira paramı bir su, bir gofret parası. E, denenir. Eğlence böşeği seviyorum. Bir deneysel bir tarzı var. İşte bir bisikletle hızlı bir şekilde dağ yamacından inmeye çalışıyorsunuz. 20 Kasım'a kadar tekrar indirme gir, gir, girebilir. Girerse atarsınız keseye abi. Şimdi 6 lira bir su parasından ucuz. Ee, 8 bit dediğimiz görsel şey konsept tasarım'a e, tasarım var. Biraz eğlenceli köpeğin pompalı tüfek kullandığı zombilerle kapıştığı <laughs> bir ortam. Ee, oynanır mı? Böyle etrafta abidik kubidik bittik bittik gezen yaratıklar, zombiler var. Onlarla kapışıyorsunuz. aracınıza binip hızlı bir şekilde yerliyorsunuz. Biraz böyle retro havası var. Güzel bir oyun. Attım yani kese. 6 lira para mı abi? Hepsini toplasanız 100, 150 lira falan eder işte. Bir geri gelelim. Eski bir oyun. Etrafta zombidir, adamdır vurdunuz. pataküte vurdunuz oyun. 12 lira. Yarım dolar. 0.50 sent. Büyük ihtimal bu oyunu, bu fiyata hiçbir zaman alamayacağım. Ha, oynar mısın oynamaz mısın bilmiyorum. Arka planda duracak. Belki bir yıl sonra falan oynayacağım bu oyunu. Belki hiç oynamayacağım. Oynayacak zamanım olmayacak. Ama 10 lira 12 lira oyunu gördüm de dayanamadım. Yine attım keseye. Ve son oyun Grim Knight. Bu gerçekten oynamayı isteyeceğim oyunlardan biri. Biraz böyle YouTube'da videolarına falan baktım. Bir kasaba kuruyorsunuz. Altında böyle madenler falan açıyorsunuz. Küçük küçük adamlarınız var. Böyle pıttık geziyorlar. Yine 8 bit. Biraz şeye benziyor Kingdoms, Kingdom isimli bir oyun vardı ya akşam onca dalga dalga yaratıklar geliyordu. Siz de sur kurup mücadele ediyorsunuz. At sırtında bir sağa bir sola gittiniz oyunlar. Bu da benzer bir kafa yapısına sahip. Sağdan soldan gece çökünce yaratıklar geliyor. Onları vuruyorsunuz. Onlar için kuleler inşa ediyorsunuz. Ortada şehrinizi inşa ediyorsunuz. Olay bu. Kaç para? 22 lira. Bu pahalıymış evet şu an fark ettim. Ama alınır mı alınır. Güzel. Benzeri şey işte. Şöyle şurada görselleri var. İşte bu tarz yaratıklar geliyor. 8 bit şeklinde oynuyorsunuz. Benzer işte gördüğünüz gibi Kingdom to Crown oyunu var. Böyle bir seri. 22 dakika boyunca size oldukça ucuz cebe attım, bir su parası abi deyip cebe attığım oyunları size bu şekilde sunmuş oldum arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Ve Hala zaman varsa alabildiğinizi alın. 20 Kasım'a kadar daha başka indirimler, hafta sonu indirimleri falan olur diye düşünüyorum. Bugün ayın ikisi. 18 günümüz var. 18 gün içinde böyle 5 lira 10 lira oyun gördüğünüzde Hani şöyle asla oynamam dediğiniz oyunu tabi almayın. Ben, ben Benim de almadıklarım oldu. Çok eski mesela baktım. Yok abi artık bunu da oynamam dediğim oyunların hiçbirini almadım. Ama ulan bu güzel ya. Ben bunu bir ara oynamak isterim. Kaç para bu? 5 lira, 6 lira, 10 lira. Ya su parasına oyun alıyorsun. At gitsin kese diyerek cebe attım çok oyun oldu. Bu böyle şey değil. Hani Redere 400 lira son dakika alabiliyorsan al videosu değil. Böyle Hani cebimde çok para yok abi. 150 lira cepte para var. Ne alsam ki diye düşünüyorsanız. Hani şöyle. Benim kütüphanemde RDR'de var. İşte efendim Sony'nin oyunları işte Örümcek Adam'dır. Horizon Zero Dawn'dır. işte şey Days Gone'dır. Bu tarz oyunlar var. Eğer sizin de böyle hani zaten bir 200 oyun falan kral oyunları aldık. Onlar duruyor kenarda ama. Şu festival bitmeden şey bitmeden 20 Kasım'a gelmeden dolar kuruna dönmeden alabileceğimiz böyle ucuza olmuş kıyıda köşede hani etmekle böyle sıyırıp alabileceğimiz ne varsa ben onları size sunmaya çalıştım yapmaya çalıştım şey buydu hani benim aldıklarım buydu bu kafayla aldım bazen böyle büyük oyunlar umarım 20 Kasım'a kadar Ubisoft oyunları bir daha indirime girer birkaç farklı oyunu aldım sonuncusunu almamıştım 100 110 120 lira bandında olur onu alırım ee, diğer şeyleri aldım Assassin'in iki oyunu da var hatta 3 oyunu da var. Yok pardon iki oyun var biri yok sanırım. Onlardan biri daha eksik onu alırım. Yunanistan şey Mısır'da geçen var. Yunanistan'da geçen yok. İngiltere'de geçen var. Yunanistan'da geçen eksik onu alırım. İşte iki tane üç tane oyun alacağım yani. Tabi istek listemde bayağı oyun var. Ama onlar indirime girer mi girmez mi bilmiyorum. İstek listemdeki oyunları da size söyleyeyim. Şimdi çok istediğim birkaç oyun var. Bunlardan en çok istediğim ne biliyor musunuz? Ha Hatred diye bir oyun var. Şu. Bir dakika onu yazalım. Kardeş tüm oyunlar. Şöyle bir oyun var arkadaşlar. Hatred. Ee, bu da yine izometrik kamera açısıyla oynadığınız. Böyle pataküte pataküte kötü, kötü adamları öldürdünüz. Ama siz de biraz burada kötü adam gibi bir şeysiniz. Eski bir oyun. Duymuşsunuzdur. Ee, çok olumlu yorumları var. Boynu da şey attım listeye attım. 20 Kasım'a kadar herhangi... 11 lira bu ara ha oyun. Hani böyle %50 indirime girer. 5 lira hem denk getirirsen 5 lira daha cepte kalsın deyip köşe attım oyunlardan biri. Ondan sonra başka hangi oyun var? Ee, The Dear Billions'ı atmışım. Uh -huh. Westland 3'ü atmışım. Bu The Sink City diye bir oyun var. 51 liraya düşmüş. Alayım mı almayayım mı emin olamadım. Songs of Conquest diye bir oyun var. Ee, şu. Geri gel kardeş. şu. Şimdi bunu kes şey attım. Eğer çıkarsa indirimli almak istiyorum. Yani mesela bir %50 indirim olsa 25 lira alsam kardır gözüyle bakıyorum. Ama şu an erken erişimde indirime girme ihtimal düşük. 19 Kasım akşamı bunu şey atacağım. Hani cebe atacağım. The Sinking City diye bir oyun var. The Sinking City. Şimdi bu 51 liraya düşmüş. %85 indirimli. Bunu alıp almamakta çok kararsızım. Sebebi şu. Bu bir şey craft. Neydi? Bu ahtopop, ahtopop şey. Mürekkep balığı benzeri bir yaratı tanrı olarak sunulduğu var, şey. Hiçbir Lovecraft evreni. şimdi hatırladım. Bunun birkaç filmini izledim. Oldukça keyifliydi. Dünyası enteresan garipliklerle dolu. Kutu oyunları var. Filmleri var, dizileri var, oyunları var. Yani bir dünyası var, bir canlısı var. E, oyunlarıyla da girmek istedim. İki tane oyunu var. Bir Lovecraft, Lovecraft ismini alan bir oyunu var. Bir de bu var. İki tane oyun var. Bunu alıp almamakta kararsız kaldım. Görseller falan da hoşuma gitti. Almak istedim. Sonra şeye baktım. Videolarına, YouTube videolarına baktım. Bir de alttaki yorumlara baktım. Yorumlar böyle hep eksi yorumlar. İşte bu oyun alınmaz, leş gibi bir oyun. Bilmem ne falan şeklinde yorumlar gördüm. Şimdi onları görünce biraz... Şey yaptım bir de oyunun oynanış mekaniklerine baktığında çok yavaş ağır ilerleyen bir oyun. Sonunun da iyi bağlanmadığını falan yazmışlar altta. Böyle bir hevesim kaçtı. Listeye attım ama alıp almamakta kararsızım. Yes Your Gris diye bir oyun var. Onu da listeye attım ama şu an 32 lira. Tamam mı? Yani şu oyunda şu gösterelim. Yes. Yes yazınca çıkıyor zaten. Şimdi burada ülkenizi yönetiyorsunuz. Yine... 8 bit e, o konsepte yapılmış bir oyun. Fakat bunda böyle sağ sola değil de sadece kararları verdiğiniz bir şey var. Click and point sanırım. Sanırım. Oynamadığım için bilmiyorum. E, fiyatı şu an 32 lira. Bunun böyle bir 20 Kasım'a kadar bir 5 lira 10 lira gibi bir şey indir fiyat düşerse o zaman kese açacağım oyunlardan biri. Mesela Loop'u koymuşum listeye. Bu indirime girerse alacağım oyunlardan biri. E, ha, Zero Zero bir şey. Dur neydi? Şöyle bir oyunumuz var. Zero. Heh, şu. Ya şimdi bu indirime girmiş ama %10 indirime girmiş. Çok güzel de bir görsel var. Alayım mı almayayım mı? Çok kararsızım. E, 171 lira. Yani zaten 190 liraymış. Şeyi bekliyorum. Çok şüpheliyim. Ya alıp yani mesela 20 lira, 30 lira, 40 lira bandında olsa hiç düşünmeden alırım ama 170 liraya alıp ve memnun kalmayıp ulan keşke almasaydım deyip geri Vazgeçtiğim bir oyun olmasından korkuyorum. Bilemiyorum yani çok şüpheliyim bu oyunla ilgili. Erken erişimde büyük ihtimal fiyatı da artacak. Güzel de gözüküyor. Bir yandan oynamak istiyorum bir yandan da bilmiyorum şüpheliyim. Bu oyun listemdeki oyunlardan biri. Dave var işte Dave Dry. Öyle okunuyordur onu. umarım yanlış okumamışımdır. Dave. Ops yanlış o Dave değil. Yanlış oldu bu Dave değil. Şu. İndirime girerse şöyle bir... 60 lira, 80 lira, 100 lira. 100 çok da. Bir 60 lira falan vermek isterim bu oyuna. Ondan sonra... Far Cry 6'yı bekliyorum. Umarım indirime girer. O 20 Kasım'a kadar. Hmm. Bir de şu oyunu bekliyorum indirime girmesini. Bir... Bu da yine aynı şekilde. Akın akın düşmanlar üzerinize geliyor gün gün, geceleri. Siz de kuleler, surlar örüp işte şehrinizi savunuyorsunuz. Böyle bir oyun mantığı var. Bu oyunu da almak istiyorum ama hiç indirime girmemiş. 75 lira da çok fazla bu tarz oyunlar için. Aslında eskiden fazlaydı. Şimdi artık normali bu oldu da. Hani böyle bir indirime girip bir 40 lira 50 lira düşürürsem bunu da keseye atmak istediğim oyunlardan biri efendim. Evet. Videom bu kadar arkadaşlar. Size sunabileceklerim ya da benim almayı niyetlendim. Son zamanlardaki şey bu. Tabi şu an kütüphanede hani onu söyleyeyim tekrardan yaklaşık 300 tane oyun oldu. Şimdi 300 tane oyun olunca bazı oyunları görmedim. Hani bazı oyunları hiç bakmadım bile. Kütüphanemde olduğunu görünce hiç bakmadan geçtim. Almayı niyetlendim ve şöyle almayı niyetlendim ama şey niyeti değil bu. Hani bu oyunu çok istiyordum aldım oyunları değil. 5 liraya oyun gördüm ulan bu fiyatı da alınır artık. O kadar da değil de diyerek aldım oyunlarda. Size böyle bir liste sunmak istedim. Genelde şey listeleri var işte Batman Arkay Batman'in serisi var ya. Arkay ne Söyleyemedim işte bunu oyunu alın falan filan. Onlar genelde Epic'ten verildiği için benim Epic'te olduğu için hiç oralara bakmadım. Hani bir de öyle şeyler var. Onlar var. Ben genelde elimde olmadı olmayan Epic'in vermediği e, uzun zaman için almadım. Ama hiç zam yememiş. Hani bu dolar kurundan gelen zamları hiç yememiş. Eski dolar kurunda kalmış. Kıyıdaki köşedeki 3-5 oyunu kese attım arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyorum. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bir de like atarsanız sevinirim. Efendim 4K çözünürlükte oyunlarımızın serileri gelmeye devam edecek. Birçok oyun serisi çektik zaten. Yayınladım. Ee, bunların kendime çoğu şahıs gibi bahsediyorum bazen videolarda. Çektik falan. Tek başıma çekiyorum. <laughs> ne kadar iğrenç oldu bu. Neyse işte. Ee, bunların serileri devam edecek. Farklı oyunlar farklı serilerle devam ediyor. Alan Wake'in serisi devam ediyor. İşte bir yandan şeyi devam ettiriyorum. Resident Evil'ı falan böyle böyle gidiyor arkadaşlar. Cyberpunk'ı eskiden çekmiştim. Yani bu 2.0 yaması gelmeden önce videolarını hazırlamıştım. Şimdi 2.0 yaması gelince bir daha oynamak istiyorum ama elimde çok kütüphanede çok fazla oyun var. Onlara gideceğim. Belki bir 3-5 ay sonra belki daha ilerisinde Cyberpunk'a bir daha dönüp hem 4K hem daha yüksek çözünürlük görüntü kalitesi daha iyi bir şekilde bir, tekrar bir oyuna girmek istiyorum. Neyse işte. Durumlar bu. Biraz böyle kendimden bahsettim. Biraz da bayağı kendimden bahsettim. Size oyun tavsiyesi yerine. Aslında kendi aldığım e, dibini sıyırdığım oyunlardan biraz bahsettim. Umarım işinize yarayan olmuştur. Aa bunu görmemişim ulan bu iyidir falan deyip listeye atıp belki de şeye alışveriş sepetini alıp şimdi alacaksınız. Neyse. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Bunlar şimdi indirme girdi ama bir hafta iki hafta sonra başka oyunlar da indirime girebilir. Şey bakın. Tavsiyem budur. 5 lira 10 lira gördüğünde çak gitsin. Hani at kütüphaneye gitsin. Çünkü 5 lira 10 liraya bundan sonra oyun almamız mucize gibi bir şey. Yani oyunlar artık Epic'ten falan bedava vermediği sürece de GOG. Ha GOG'u takip edin. Bazen bedava oyun veriyorlar. Çok iyi oyunlar olmuyor ama Belki oynarsınız. Belki hoşunuza gidecek oyunlar olabilir arada sırada geliyor. Epi her hafta takip edin. Amazon Prime şey değilseniz, abonesi değilseniz işte 40 lira, 50 lira bir para veriyorsunuz. Zaten Amazon'dan ürünleriniz şey geliyor. Ona bir göz atın. O da her ay güzel oyunlar veriyor. Hatta verdiğiniz parayı çıkarıyor yani o verdiği oyunlar. Durum budur arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. 20 Kasım'da enseyi karartmaya gerek yok. Elbet bir yerlerden oyun oynayacağız. Olmadı artık. LOL CS takılmaya devam ederiz bedava oyunlarda. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ben bir 300 oyun yaptım kütüphaneyi. 200'de 200 de de var. 500 oyun oldu. Bu beni götürür diye düşünüyorum. Hani bireysel yine konuşuyorum. Kendi çapımdaki durumları bahsediyorum. Tabii ki mesela yeni bilgisayar almış. Mesela bugün bilgisayar aldı. Yeni Steam'den oyun almaya başladı. Yani daha önce bilgisayar yoktu. Ne alacağım de de demiştir. Bugün yeni yeni almaya başlamıştır. Genç bir kardeşimizdir. Allah ondan yardımcısı olsun. Diyebileceğim tek şey bu. Hele dolar kuruna geçtikten sonra ciddi anlamda rakamlar uçacak. Dediğim gibi şöyle 20 lira altı yapın. Hoşunuza giden görselleri falan şöyle düşünün. Mesela 5 lira 10 liraya gördün ya bunu oynamam diyorsun ama bir de şu şekilde düşünün. Ulan bir daha bu oyunu bu fiyat alamayacağım. Hani atayım keseye yarın bir gün canım ister böyle bu tarz bir oyun oynamak isterim. Oynarım dediğiniz bütün oyunları listeye alın. Tekrar tekrar bunu söylüyorum. Evet sevgili dostlar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.